100 soruda tekrarda artık 5. kısımdayız. Ortasına geldik. Şimdi bundan sonra çarpanlara ayırma oran orantı problemler. Yani bir problemlerle biraz uğraşacağız. E, bu testten sonra 6. testten itibaren problemler karşımıza gelecek. Sonra arkadaşlar e, fonksiyon olasılık şeklinde yavaş yavaş olayı bitireceğiz. Şimdi ilk soruyla başlayalım. x artı 2 bölü x artı 1 eşittir 3 x artı x eksi 1 bölü x artı 1 ifadesinin pozitif değeri kaçtır? Çarpanlara ayırmayı da yapacağım arkadaşlar ben. İsterseniz siz denklem yoluyla falan yapmaya çalışabilirsiniz. Bir çarpanları yorumuyla lütfen görün. Kendiniz de sorularla önce uğraşın sonra benden dinleyin tamam mı? Bunu hep söylüyorum. Özellikle konu anlatımı değil ama soru çözümlerinde böyle yapmak daha faydalı açıkçası. Başlayalım x artı 2 bölü x artı 1 ee, x artı x eksi 1 bölü x artı 1 yukarısı aslında arkadaşlar aşağıya benziyor nasıl biliyor musunuz? Ben bazı sorularda hatta temel kavramlarda da yaparım bunu. Böyle yukarıdaki x'ten kurtulmak için bakın x artı 1 bölü x artı 1 diye yazdım. Ama yukarıda ne var? Eksi 1 var. O zaman bir 2 çıkarmalıyım değil mi? Sonuçta x artı 1'den 2 çıkarırsam bak yukarısı x eksi 1 oluyor. Dolayısıyla Önce payı bu hale getirdim bunları sadeleştirmek için. Sonra da çıkarmam gereken sayının 2 olduğunu gördüm. Böylece x artı 1 eksi 2 x artı 1 oldu. Şimdi yukarıya dikkat. Şurası x burası x. 2 2 x artı 1 x artı 1 bir tek ne farklı x artı 1. O zaman ben burada her iki tarafa 1 eklerim bakın ne yaparım. Yukarıyı x artı 1 artı 2 bölü x artı 1 eşittir 4 haline getirdim. Dediğim gibi arkadaşlar. Burada ben çarpanları ayırma metoduyla yapacağım bunları. O yüzden zaten denklemlerden de geliyor. Niye böyle yapıyoruz ki falan demeyin. Baştan uyarayım. Denklemlerden geliyorsa ekstradan bu yorumu da görmüş olun. Şimdi haliyle arkadaşlar. Burada x artı 1'e t diyeceğim. t eksi 2 bölü t. E eşittir k olsun. Onu bilmiyoruz. t x artı 1'e t dediğim için t artı 2 bölü t de yukarıda her iki tarafa 1 eklediğim için 4 oldu. Şimdi t artı 2 bölü t, t eksi 2 bölü t. Birisi diğerinin eksiyle çarpılmışı aradaki işaret bakın. Haliyle a artı b, a eksi b sorularında neye dikkat ediyoruz? Birisi diğerinin eksiyle çarpılmış değil pardon. Aradaki işaret ters sadece yanlış olmasın. a artı b, a eksi b sorularında tam kare yapıyoruz. Çünkü birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 4 gelecek t'ler gidecek. İkincinin karesi eşit olacak arkadaşlar 16'ya. Böylece t eksi 2 bölü t'ye ulaşabileceğim. Çünkü t eksi 2 bölü t'nin de karesi neye eşit arkadaşlar? t kare eksi 4 artı 1 bölü t kareye eşit. Zaten ben t kare artı 1 bölü t karenin 12 olduğunu biliyorum. O zaman burada da yerine yazarsam 8 gelir t eksi 2 bölü t'de ya 2 kök 2 gelecek ya da eksi 2 kök gelecek. Şıklarda pozitif değerini de istediği için 2 kök 2 diyeceğiz. Bu şekilde bir çarpanları ayırma sorusu arkadaşlar. Gelelim buraya. Kök x eksi 1 bölü kök x 2 olduğuna göre x kök x eksi 1 bölü x kök x ifadesinin değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi hemen burada kök x'e yine t diyelim. t eksi 1 bölü t eşittir 2. Soru benden x kök x yani t küp. Yine bakın t küp. T küp bölü e, tük, t küp eksi 1 bölü t küpü soruyor. Bunlar tekerleme gibi olduğu için insan bazen dili sürçüyor. Şimdi a küp eksi b küpün açılımı neydi? a eksi b'nin kübü artı 3 ab çarpı a eksi b. Bunu kullanabilirsiniz ya da arkadaşlar a eksi b'nin karesi artı şey a eksi b'nin karesi nereden çıktı ya pardon. a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare de diyebilirsiniz. Ama ben bu soruda daha kullanışlı olduğu için bunu tercih edeceğim. Bakın şimdi a eksi b dediğim t eksi 1 bölü t. Yani orada e, t eksi 1 bölü t'nin kübü olduğu için 8 diyeceğiz bakın. Sonra artı t çarpı 1 bölü t. t çarpı 1 bölü t 1. t eksi 1 bölü t soruda 2 verilmişti. Hatırlayalım bakın yukarıda. Dolayısıyla 8 6 daha 14 oldu. Sadece küp toplamını, küp farkını bilmemiz yeterli bu soruda ki bilmeliyiz. Çünkü arkadaşlar özellikle bu trigonometrilerde falan logaritmalarda bazen karşımıza geliyor. Zaten ikinci derece eşitsizliklerde de kullanıyoruz. Şimdi gelelim bu soruya. x sıfıra eşit değildir. x kare eksi 12 x 9 kök x olduğuna göre x eksi kök içinde 9 x nedir diye sormuş. Şimdi burada yorumlarınızı alacağım. Farklı yoldan ama hep belirtiyorum ya işte e, uyduruk çözüm olması yani şunu verdim bunu verdim şeklinde değil gerçekten yorum yapalım. Çünkü sonuçta sınav esnasında gelirse uydurup bir yorum yapma hakkın var doğru yap da ama gerçekte biz e, her şeyin neyin nereden geldiğini güzelce görelim. O yüzden ben şöyle bir yorum yapayım siz de farklı bir şey olursa söylersiniz. Şimdi önce burada her iki tarafı x'e böleceğim arkadaşlar biraz şuraya benzetmek için x eksi 12 eşittir 9 bölü kök x oldu. Çünkü kök x'i x'e bölersek şöyle kök x beli, bölü x sadeleşir. 1 bölü kök x olur. Buna göre hala aş aşağıya çok da benzemedi. Bak x eksi 9 diyeyim buraya. Buraya da 9 bölü kök x. Şurayı eksi 9 eksi 3 diye ayırıp öbür tarafa 3'ü attım. Bu aslında biraz böyle hani. Özel sorular oluyor ya arkadaşlar onun gibi. Gördün gördün göremedim patladığın soru modellerinden oluyor birazcık. x eksi 9, 9 bölü kök x artı 3. Burada hemen kök x eksi 3, kök x artı 3. iki kare farkını alacağım. Burayı da 3 parantezinde 1 bölü kök x artı, 3 bölü kök x artı 1. Hatta payı da eşitlersem 3 artı kök x bölü kök x oldu. Zaten sıfıra eşit olmadığına göre kök x artı kök 3 e, x artı 3 de sıfıra eşit olamaz asla. Haliyle arkadaşlar sıfıra eşit değilse sağ ve sol tarafı sadeleştirme hakkın var. İkinci derece eşitsizliklerde sakın sadeleştirmeyin. Kökü sildiğiniz zaman eşitsizlik değişir. Eşitsizlik değişirse tablo değişir haliyle cevap yanlış olur. Ama böyle denklem yaparken eğer denklemin sıfıra eşit olmadığını kesinlikle biliyorsanız tamam o zaman sadeleştirme hakkın var diyoruz. Öbür türlü kök kaybedersin bu sefer sorunun sonunda köklere eksik bulursun o yüzden hatalı olur. Ben genelde sadeleştirmemeyi tercih ediyorum ama burada e, bir yorum yapacağız o yüzden tercih ettim. Kök x eksi 3. 3 bölü kök x'e eşit oldu. O zaman bak soru da burada kök x parantezine aldığımız zaman burası kök 9 zaten 3 kök x eksi 3 oldu. Buranın kök 9 yani 3 çarpı kök x olduğunu atlamayın. Çünkü bakın kök komple hepsini kapsıyor. Dolayısıyla kök x çarpı kök x eksi 3 olduğu için arkadaşlar o zaman ben x eksi 3 gördüğüm yere 3 bölü kök x yazabiliyorum. Bunlar da ne güzel gidiyor cevap 3 geliyor. Böyle güzel bir soru arkadaşlar birazcık tabii zor değil mi? Yine dikkatli olmamız gereken bir soru arkadaşlar. Tabii dikkat yetmez biraz burada böyle sayılarla da aramızın iyi olması gerekiyor. Çünkü kök 5 artı kök 2, kök 2 eksi 1 bölü kök 5 artı 1. E, x vermiş yukarıyı aşağıyı da x türünden soruyor. Burada tabii ki belki içler dışlar bir şeyler denilip yapılabilir mi bilmiyorum ama uğraşın muhtemelen çok öyle kolay gelmeyecektir. O yüzden ben şöyle bir hamle yapacağım. Kök 2 eksi 1, kök 2 artı 1, kök 5 artı 1. Ha, keşke Şurası bakın hani bu eşlenik ya. Şurası da kök 5 eksi 1 olsa. Kök 5 eksi 1 artı kök 2 artı 1 diye yazmam lazım. Gerçekte çünkü burası kök 5 artı kök 2. Ben altta biraz hani buranın eşlenik olmasından ilham alarak yaptım. Özel bir dayanağım yok. Yaptıkça gerçekten bunları hissediyorsunuz. Yani kafadan atma bir yorum yapmıyorum aslında. Madem burada eşlenik var, şu kısımda neden burada da olmasın diyerek öyle bir yoruma giriştim. Sonra deneyeceğim. Şimdi burası kök 2 artı 1 e, haliyle arkadaşlar. Ne oldu bakın? Kök 5 eksi 1 bölü kök 2 artı 1 artı kök 2 artı 1 bölü kök 2 artı 1 oldu. Yani bu aslında kök 5 eksi 1 bölü kök 2 artı 1 artı 1 geldi. Peki bunun bize soruda faydası ne olacak? Bak kök 2 eksi 1 kök 2 artı 1 kök 5 artı 1 kök 5 eksi 1 birbirinin eşleniği bunlar. Şu ifadeye b diyeyim bu ifadeye a diyelim tamam mı? a çarpı 1 bölü b neden a çarpı 1 bölü b diyorum? Çünkü b kök 5 eksi 1 bölü kök 2 artı 1 ise bunu ters çevirdiğimizde kök 2 artı 1 bölü kök 5 eksi 1 olacak. Ve çarptığımız zaman yukarısı 2 kare farkından 1 aşağısı 2 kare farkından 4. Demek ki A bölü B 1 bölü 4'müş. O zaman A B bölü 4'e eşit. Peki B neye eşit? B'nin bir fazlası X olduğu için B de bakın X eksi 1 bölü 4. Dolayısıyla A'yı X cinsinden buldum. İşte olay bu. Ee, tabii ki dediğim gibi burada da bu soruda da öyle hemen kolay demeyeceğim. Sağlam bir soru. Ama çarpanları ayırmada böyle gıcıklıklar oluyor. Sınavda daha insaflı ama biz tabii ki biraz düşünce becerimizi de arttırmak için yapıyoruz arkadaşlar bunları. Şimdi gelelim buraya. 3 üzeri 1 bölü 3 üzeri 1 eksi a artı 3. 3 üzeri a artı 1 eksi 3 eşittir b. Eşitliğini sağlayan b kare değeri aşağıdakilerden hangisidir? Soruda bir durdurun. Her zaman gibi tabi bunu yapmazsanız olmaz. Ben şunu söyleyeyim durdurduğunuzu varsayarak. E, son artık hakkınız. Aman durdurun lütfen. E, arkadaşlar burada a istenmiyor bakın soruda. O zaman a'dan kurtulmanız lazım. A'dan kurtulmak için de Matematikte ya taraf tarafa toplanır çıkarılır mümkünse, o mümkün değilse o zaman taraf tarafa bölünür çarpılır. O da mümkün değilse istenmeyen şey yalnız bırakılır. O yüzden ben bu a'yı istemediğim için 3 üzeri 1 bölü 3 üzeri a artı 3 eşittir b. O zaman arkadaşlar buradan ters çevirirsek önce şöyle yapayım yani bu dursun b eksi 3 diyeyim. Buradan da 3 üzeri a bölü 3 ters çevirdiğimde 1 bölü b eksi 3 oldu. Yani 3 üzeri a 3 bölü b eksi 3 geldi arkadaşlar. Şimdi bir diğer hamlemizi yapalım. Aynı şekilde 3 üzeri a artı 1 demek 3 üzeri a çarpı 3 demektir. Yalnız bırakırsam bunu öbür tarafa attığımda b artı 3. Şimdi 3 üzeri a da burada neye eşit oldu? b artı 3 bölü 3'e eşit oldu. Bak 3 üzeri a buna eşit. Aynı zamanda buna eşit. O zaman birleştirirsek bu ikisini 3 üzeri a b artı 3 bölü 3 aynı zamanda 3 bölü b eksi 3 eşit olduğu için bak bu iki ifade de birbirine eşit oldu. İçler dışlar yaptığımda b kare eksi 9 eşittir 9'dan b karenin 18 olduğunu buldum. Aslında arkadaşlar ben soruları ona göre seçmeye çalışıyorum. Mümkün olunca hani elimden geldiğince ama gerçekten sorularda TYT sorularında ÖSYM e sorarken bir mantık üzere soruyor size. Yani 40 sorunun maksimum 1 veya 2 tanesi temel mantık sorusu oluyor. Yani mantık konusu değil de mantık kurabileceğiniz. Diğerlerinde gerçekten bir matematiksel yorum yapmamız gerekiyor. Bu soruda A'yı yalnız bırakmaktan yola çıkarak bulduğumuz bir soru oldu arkadaşlar. Gelelim buraya. 2x eksi 1 bölü x eşittir 8 olduğuna göre x kare artı 1 bölü 4x kare ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada e, 2x ama burası x. 1 bölü x ama burası 1 bölü 2x'in karesi. Şöyle bakın x'in karesi öbürü de 1 bölü 2x'in karesi. Ha. O zaman e, burada şunu yapmak isterim ben. Madem bu x kare öbürü de öyle. Her iki tarafı 2'ye bölerim ilk denklemde. Böl 2'ye bak her iki tarafı x eksi 1 bölü 2x eşittir 4. Şimdi artık her iki tarafın karesini alırsan x kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katından bak böyle artı 1 bölü 2x'in karesi 4x kare eşittir 16 geldi. Bunlar birbirini götürdü. x kare artı 1 bölü 4x kare eksi 1 olduğu için komple burası at sağ tarafa 17 olur arkadaşlar. Bunlar tabii ki mesela bu soru o kadar zor değil değil mi? E, bu yaptığımız 5 soruda, önceki 5 soruda biraz daha böyle gıcıklık var gibi arkadaşlar ama bunlar dediğim gibi ben kötü soru olarak görmüyorum. Gıcık soru olarak görmüyorum bunları o kadar çok. Çünkü biraz sene içinde böyle sayılarla oynayıp, harflerle oynayıp, değişkenlerle oynayıp gerçekten bir yorum becerinizi arttırmanız lazım. Çünkü sınava yarında soru çözerseniz zaten sınavda çok başarılı olmayacağınızı görürsünüz. Burada önemli olan sınavda hangi soru çıkarsa çıksın o yorum becerisini geliştirmek. Yoksa e, ta 1980'li yıllardaki gibi sınavla alakalı tek bir kitap varmış o zamanlar. Çıkmış soruları çözerdik. O çıkmış sorulardan da zaten herkes gireceği için yapardı. Ama şimdi öyle değil biliyorsunuz. Zaman geçtikçe yarış büyüdüğü için daha fazla öğrenci girdiği için mecburen eleyicilik de yüksek oluyor. Bu da yapacak bir şey yok. Kalabalık ülke olmanın bir dezavantajı. Bir baba elindeki bir miktar parayı 3 çocuğuna 7-15-21 sayıları ile ters orantılı olarak dağıtıyor. En çok pay alan çocuk elindeki paranın bir kısmını diğer iki kardeşine verdiğinde 3 kardeşinde eşit miktarda parası oluyor. Buna göre en çok pay alan çocuğun diğer iki kardeşine verdiği paraların birbirine oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Ters orantı sorularında arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. 7x, 15y, 21 z. Ancak ben burada tabii ki şunu söylüyorum ters orantı sorularında x eşittir k bölü 7, y eşittir k bölü 15, z eşittir k bölü 21 yapmak yerine doğrudur ama kesirlerle uğraşmayı sevmiyorum ben. Burada ters orantı olursa çarpacağız bir kere tabii onu hani söylemek bile belki ayıp olur. Ters orantıda çarparak yazıyoruz, doğru orantıda bölerek yani x bölü 7, y bölü 15 ve z bölü 21 diye yazardık doğru orantı olsaydı. Neden? Peki bir çarparak yazıyoruz ters orantıda mantığını da söyleyelim. Birisi azalırken diğeri artar böylece. Kesirli yazarsanız biri artarken öbürü de artar. Mesela bu 14 olsa bu 7 diyelim. İşte bu 48 olsa 2'ye böldüğümüz zaman 2 oranın olması için. Mesela bu 24 olacak gibi düşünün. Bunu 60 yapsak bu 30 oluyor. Gördüğünüz gibi birisi artarken diğeri de artıyor. Ama Ters orantıda da birisi artarken diğeri azalır. Adı üstünde ters orantı. Dolayısıyla ben bunlar da demin dediğim gibi kesirlerle uğraşmamak için... ...okeklerini alıyorum. 7-15-21'in okekine 105. Ben bunları 105k'da eşitliyorum. O zaman artık buna 15k diyorum. Buna 7k diyorum. Buna da arkadaşlar 5k diyorum. Şimdi bunlar toplam aldıkları para şu an 26k. Büyük kardeş diğerlerine belli bir miktar para verince... Her biri 3 eşit, e, her biri eşit para alıyormuş. Şimdi 26'da 3'e bölünmüyor ya ben yine kesiri sevmediğim için bunun da 3 katını alacağım. Hiç problem değil yanlış bir şey yapmıyoruz şu an zaten. 3 katını alıyorum ki kesirlerle uğraşmayayım. Böylece artık sonuçta orantı, orantıda böyle genişletebiliriz. Nasıl olsa genişletmemize göre k değişecek, k değişse de sayının değeri değişmeyecek arkadaşlar. Böylece 45, 21 daha 15 daha topladığımız zaman 81k yapar. 3'e böldüğümüzde böylece arkadaşlar her bir kişinin 27K alacağını görürüz. Demek ki 45K'nın 27K'ya düşmesi için 28K diğer kardeşlerine vermek lazım. O zaman şey 28K diyorum pardon 18K vermesi lazım. 27K olması için e, ortancaya 6K en küçüğe de kaç vermesi gerekiyor? 18 27 olması lazım. 12K vermesi lazım. O zaman birine 6K verdi. Birine 12K verdi. Böylece hepsi 27K oldu. 6'nın 12 oranı 1 bölü 2. 12'nin 6 oranı 2. Böylece şıklarda 1 bölü 2 olduğu için. Hani olabilir deyince farklı bir yorum yaparak yeni bir oran bulacaksın diye değil. Hangisinin hangisinin oranını sormadığı için olabilir demiş. Tamam mı? Orada takılmayın ona. Bir sütçü başlangıçta içinde toplam 10 litre süt bulunan A kabına... İçinde toplam 30 litre süt bulunan B kabındaki sütün tamamına ekliyor. A ve B kaplarındaki süt miktarının zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafiklerde verilmiştir. Buna göre grafikte verilen x değeri kaçtır? Doğru orantı sorusu arkadaşlar. Doğrusal bir grafik gördüğünüz gibi. Doğru orantı grafikleri doğ, e, doğrusal olur. Ters orantı grafikleri şöyle olur arkadaşlar. Eğrisel. Şimdi... Haliyle arkadaşlar burada doğrusal bir grafik olduğu için bakın birim zamanda eşit miktarda süt B kabından A kabına aktarılıyor. O yüzden B bakın sonunda sıfıra ulaşıyor ve dikkat ederseniz şuraya 30-6'dan 24 burası da 8. Demek ki 8 dakikada 30'dan 6'ya 24 azalmış. O zaman 1 dakikada 3 azalır. 7. dakikada 3 çarpı 7'den 21 azalır. Yani 21 litre A kabına konmuş olur. Zaten başlangıçta A kabında 10 var. 0. dakika bakın. 21 daha eklersek 31 olur. D şıkkı gelir bu da. Bu zor bir soru değil değil mi? Yani bunun sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum. Eğer... 7. ve 8. soruda zorlandıysanız, yapamadıysanız sizin biraz oran orantı çalışmanız gerekiyordur. Söyleyeyim arkadaşlar. Bir inşaat alanında 3 çeşit kireç kullanılmaktadır. Birinci kalite kirecin 1 kilogram ile 10 litre su kullanabiliyormuşuz. İkinci kalite kirecin 1 kilogramı ile 8 litre su kullanılabiliyor. Üçüncü kalite kirecin 1 kilogramıyla ile 5 litre su kullanılabiliyor. Buna göre birinci kalite kireç ile 8 litre su, ikinci kalite kireç ile 10 litre su ve üçüncü kalite kireç ile 6 litre su kullanılabilmesi için toplamda kaç kilogram kireç kullanılmalıdır? Bu soru sırf yani böyle hızlı okuma sorusu arkadaşlar. Hızlı okuyan, hızlı yapan kazanır. Yoksa sorunun hiç özel bir şey yok. Doğru orantı. 1 kilo için 10 litre su kullanılıyorsa yazayım bakın. 1 kilo için 10 litre süt kullanılıyor birinci kalitede. O zaman x kilogram için 8 litre kullanılır. x de buradan kaç yaptı? İçler dışlar doğru orantı çünkü. 8x eşittir Ondan x şey 8 eşittir 10 x'ten arkadaşlar x 8 bölü 10 yani 0.8. İkinci kalite kireçten de 1 kiloda 8 litre ise o zaman x kiloda y diyeyim karışmasın diğeriyle y kiloda 10 litre su olacak. Yine içler dışlardan 8 y eşittir 10 y de buradan 1.25 geldi. Üçüncüye baktığımız zaman 1 kilo ile 5 litre X kilo ile arkadaşlar 6 litre yani Z diyeyim yine karışmasın. Z eşittir buradan 6 bölü 5. Bu da ne yapıyor? 1.2. 1.2, 0.8 8 daha 2. 1.25 daha 3.25 oldu. Yine kolay bir orantı sorusu arkadaşlar. Özel bir durum yok. Gelelim 10. soruya. Şimdi artık bundan sonra yavaş yavaş problemlere doğru geliyoruz arkadaşlar. Bu testte de değil. Hani bu testin ilk sorusu gerçi bu. Bu testin ilk sorusu onar onar çözdüğüm için şimdi artık hani madem öyle dedik 9. soruda bırakmayayım. 10. sorudan itibaren problemler arkadaşlar. Ne zamana kadar problemler? Bakalım bir. bir ee, bir 15 soru problem hatta 16 soru problem yapacağız. 16 soru problemlerden sonra da e, burada kümeler sayma olasılık mantık varmış. Bunlara da kaç soru ayırmışım bakayım. Bir 22 soru ayırmışım, hatta 24 soru ayırmışım. Sonra fonksiyon polinom arkadaşlar, o da 11 soru. İyi güzel. Daha bir 50 sorumuz da var zaten. Bu e, tabii ki konuları bitirdiyseniz o konuları da dinlersiniz polinom fonksiyon falan ki fonksiyonu bence AYT için kesin çalışmalıyız. Şimdi yukarıda yarısı ince yarısı kalın olan. 20 santim uzunluğundaki bir ip her iki ucundan aynı anda yakılıyor. Soruyu lütfen kendiniz uğraşın bakın. Bu soruyu hemen benden dinlemeyin. Problemlerde aman rica ediyorum. Nasıl olsa bir şey öğrenirim. Uzandığım yerden dinleyeyim. İşte yatmadan önce bir tane soru atayım böyle çerez atar gibi. Hayır. Yani o verim o kadar düşük olur ki evet olur. Faydasız olmaz. Ama faydası çok düşük bir şey olmasını da istemem arkadaşlar. Maksimum verimi elde edelim çalışırken. Laf olsun diye olmaz öyle uzanarak soru bakmak. Akılda kalıcı değil bir kere. Yukarıda yarısı ince yarısı kalan, kalın olan 20 santim uzunluğundaki bir ip her iki ucundan aynı anda yakılıyor. Ateşin ilerleme hızı ipin ince tarafında saniyede 2 santim, kalın tarafında ise saniyede 1 santimdir. Buna göre ipin tamamının yanması için kaç saniye süre geçer? Arkadaşlar bu soruda yapılan en büyük hata şey oluyor hız problemi gibi. Sanki bir alev var buradan 2 santim geliyor işte buradan da 1 santim geliyor. Hala şu kalın tarafta da aynı hatayı yapıyorlar. Sonuçta ince tarafta alev 2 santim ilerliyor saniyede. Kalın tarafa gelince bu soldaki alev de A diyelim ona. Soldaki alev de burada 1 santim ilerleyecek. Neden? Önemli olan burada alev değil. İp arkadaşlar ikisinde de sonuçta e, ateşin ilerleme hızı aslında şeye bağlı verilmiş ipe bağlı verilmiş. Gerçekte ÖSYM bu arada şunu da verir. Hani bazı öğrencilerin aklı karışmasın diye eşit hacimde bir kaynaktan çıkan alev falan diye abartılı bir şekilde bel belirtir ki hani şey düşünme belki hocam soldaki alev sağdaki alevden daha şiddetli. Özdeş alev diyelim biz ona. Dolayısıyla arkadaşlar 5. saniyede 5 çarpı 2'den tam böyle 10. santimde olur. Burayı böyle yakar, kül eder, bitirir. 5. saniyede ise diğeri saniyede 5 ilerlediği için bakın 5. saniyede 5. santime gelir. Dolayısıyla şu an aralarında 5 santim uzunluk var. Neden? Birisi 10 santim geldi, birisi 5 santim geldi. Şu an alev burada bir tanesinde, bir tanesinde de burada. Haliyle arkadaşlar kalın tarafta aynı ilerliyor bakın. A alevide B alevide, alevide. burası kalın olduğu için 2'ye 1 ilerlemiyor. Neden? İpe bağlı çünkü. Burada 1 santim saniyede burada 1 santim. O zaman 5 santimi bunlar ikisi birden soldan ve sağdan birlikte yerler bir nevi. Saniyede 2 santim ilerlenir o zaman T diyelim. t de buradan ne geldi? 2,5 saniye. Dolayısıyla başlangıçta... 5 saniyede şu ortaya gelmişti. Demek ki 7,5 saniye E şıkkı oldu arkadaşlar. E, bu sınavda çıkmıştı arkadaşlar eski zamanlardan ama ben ne zaman sorsam kesinlikle hata yapan öğrencileri olduğu için bir kere daha söylemiş olayım dedim. Net kafanızda yatmadıysa bir daha dinleyip bir daha bir düşünmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde 5. videoyu da bitirdik. İnşallah bir sıkıntı olmazsa 6, 7, 8, 9, 10'da görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.